Merhabalar arkadaşlar. Sameşinler.com için hazırlamış olduğum görüntü dersine hoş geldiniz. Bu dersimde PHP ile bildirim sistemi yazacağız arkadaşlar. Öncelikle WAMP'ımı açtım ve ana dizilime geliyorum. Burada bir tane index sayfası İçerisine connectlerimizi yazalım. Ya da bir şey alalım. Bootstrap'tan bir örnek alalım. Buradan bir bildirim sistemi yapalım. Bir indirelim öncelikle şunu. Burayı çıkartıyorum hemen. Gereksiz dosyaları yok ediyorum. İçerisine HTML 5 deyip Xencoding eklentisiyle sayfamı oluşturuyorum. Buraya gerekli dosyalarımızı ekleyelim. Link diyelim. css/bootstrap.css Şuraya yazalım başlığımızı. Ben jQuery kütüphanesi edindim. jQuery kullanacağız burada. Hemen indiriyorum. Bir de JS'nin içerisinde jQuery.js diye bir tane daha oluşturuyorum. Şunun ismini alalım. Script diyorum. SRC css slash öncelikle jQuery kütüphanesini sonra da jQuery dosyamı ekliyorum. Şimdi bir tane örnek bulalım. Genelde en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi olarak göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapalım? Şuradan bir tane number alalım. Şuradaki bir drop down olsun. Burada bildirimler gelsin. Duruma göre bildirimi göstersin. Gibi işlem yapacağız. Öncelikle geliyorum. Şuradaki number'ı kopyalıyorum. Sisteme yapıştırıyorum. Ve artık bir test edelim. Localhost dedim. Bakalım arkadaşlar. Direkt geldi burada. Drop down open geldi. Bu son şeyden sonrasında bir sıkıntısı var dropdown'ın. Bununla ilgili bir kod girmek gerekiyor. Şöyle diyelim. Bir kod eklediğimizde düzelmesi lazımdı. Bir saniye. Gerçi yanlış yerdeymişim hala. Sanırım bu dosyaları bulamadı. Hemen bakalım. Pardon. Bir de Bootstrap
CSS değil, CS olacak bunlar. Hata yapmışız. Bu sefer tamamdır arkadaşlar. Bakın drop'tan gitti. Tıkladık, açtık geldi. Şimdi arkadaşlar buraya bir bildirim sistemi yazacağım ben. Öncelikle bir tane veri tabanı oluşturalım. Localhost slash php myadmin. Şuraya denemenin içerisinde bir tane veri tabanı oluşturuyorum. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? Bildirim diyelim. Sütun sayısı 2 tane yeter herhalde. Ya da aslında aynen 2 tane yeterli. Şöyle diyorum arkadaşlar. Adına ID otomatik artan, bir de buraya JSON diyeceğim. Kaydediyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Bir de şuradaki kodlamada UTF-8 hatası vermemesi için Notepad kullananlar bilir. Bu işlemi yapıyorum. Ve arkadaşlar şuradaki menüleri kaldırıyorum artık, gereksiz alanları. Şurası dursun. Bildirim sistemi diyelim. Şuradaki gereksizlikleri kaldırıyorum. Sadece bana şurası lazım. Bir de şuraya bir badge ekliyorum. Span class badge. Buraya da mesela 2 diyelim. Bakın arkadaşlar, burada bildirim olduğu zaman da böyle bir işaret olsun. Bir tane bildirim sesi alalım öncelikle. Bakalım. Çok komik şeyler geldi önümüze. İp sesleri. Bakalım. Sadece mobil içinmiş sanırım burası. İndir diyelim. Bu tabii ki çok abartı. Daha kısa, daha ufak bir şeye ihtiyacımız var. Ha, yine çok abartı. Daha ufak bildirim seslerine ihtiyacımız var. Genelde artık bu bildirimler hep şeyle alakalı olduğu için. Neyse arkadaşlar, orasını da sonrasını da gösteririm. Öncelikle işimizi halledelim. Öncelikle bildirimleri kaydederken nasıl kaydedeceğinizi belirtmek istiyorum. Şöyle bir işlem yapacağım. Bir tane fonksiyon oluşturacağım bildirim diye. Şöyle geliyorum projem içerisinde. Fonksiyon klasör oluşturuyorum. Bir tane fonksiyon PHP oluşturuyorum. İçerisinde de ben fonksiyonların parçalı parçalı eklediğim için bildirim ekle.php diyorum. Buraya şöyle bir işlem yapacağım. Bir tane de SS'e ihtiyacım var. SS.php diyorum. Geliyorum buraya. Önce SS'i oluşturuyorum. Fonksiyon diyorum. SS diyorum. Birincisi değer. Pardon, birincisi ad. İkincisi değer. Değer null gelebilir. Diyorum ki if değer eşit
Nulsa. Burası yapsın. Burası gelsin. Session. Gerçi şöyle de diyelim. Session. At eşittir değer olsun. Şuraya pardon değilse olacak burası. Else ise return şey yapsın bize. Sesyon adı bir değişkene atayalım biz bu adı. Yine değer olsun. Değer eşittir diyelim. Buraya da return değer diyelim. Yaptığımız işlemi anlatıyorum. Bir değer atarken ki konumu işlem diyelim. Bir değeri çağırırken fonksiyonun şimdi arkadaşlar bu SS'i tamamladım. Hemen bildirim ekleye geliyorum. Bildirim ekle. Şuraya diziyi gönderiyorum. Geri kalan kısımda diziyi şöyle diyelim, sorgu diyelim ilk başta. Daha doğrusu şöyle diyelim. Önce SS fonksiyonunu çağırsın. Bağlantıyı çeksin buradan. Ve sorgu desin. Eşittir MySQL query. Select yıldız from neydi arkadaşlar veri tabanımızın adı? Denemeydi. Deneme olması lazım. Evet, deneme. Pardon, buradan select yapmamamız lazım. Bir de şuraya arkadaşlar bir alan daha eklememiz lazım. Aklıma geldi bildirme. Alan ekliyorum. Buraya da KID diyelim. Kaydettim. Devam ediyorum. Şuraya insert. Insert. Into. Nedir arkadaşlar? Öncelikle veri tabanımızın adı neydi? Bakalım. Bildirim. Bildirim. Ver diyorum. ID. ID'ye gerek yok. Set diyorum. Bu diziyi, gelen diziyi ilk başta JSON encode ile JSON'a dönüştürsün. Sonra da buranın içerisindeki bakalım JSON diyelim buraya. Eşittir. Diziyi koysun buraya. Bir de her ihtimale karşı belki farklı bir kullanıcıya eklememizi isterseniz falan gibi işlemler olursa diye kaydı diyorum. Eşittir null diyorum. Ama şöyle bir işlem yapacağım. If diyeceğim. Kaydı. Nullsa kaydı eşittir. SS ID olsun. Yani kullanıcının ID'sini çeksin. Else zaten KID'yi direkt yazsın. Bize şeye gerek yok. Else'sine gerek yok. Bir de buraya neydi arkadaşlar? KID eşittir. KID olsun. Kontrol edelim bir hatamız var mı diye. If sorgu diyelim. Eğer bir hata yoksa
literatürün neyi göndersin? Diziyi geri göndersin bize. Bu bildirme ekleme kısmımızda arkadaşlar. Şimdi fonksiyonumuza bunları çağıralım. Pardon. Bir de şurasını üste yazmam lazım SS'i. Evet arkadaşlar, ilk kısmımız tamam. Gerekli fonksiyonlarımızı oluşturduk. Öncelikle bildirme eklemeyi göstereceğim. Bu bildirme mesela ara ara indeksimizde ekleyeceğiz. Ve test edeceğiz arkadaşlar. Mesela ben burada diyeceğim ki bir tane ekleyelim örnek olarak. Nasıl bir şey olduğunu görelim diye söylüyorum. Şöyle yapalım mesela arkadaşlar. Gelelim. Diyelim ki şu sayfaya bir fonksiyonu çekelim. Fonksiyonlarımızı. Ayar.php diyelim. Bir tane ayar klasörümüz de oluşturalım. Yeri gelmişken. Hemen connect'imizi oluşturalım. B diyorum eşittir. MySQL'i query. Pardon, connect. Localhost root boş veri tabanı deneme if diyelim b tamamsa buradaki işlemleri yap. Hemen buraya include diyorum. Fonksiyon içerisindeki PHP dosyasını bana çağır ve şöyle bir işlem yap diyorum. SS B diyorum. Buna değerini atıyorum arkadaşlar. B değerini atıyorum. B değişkenine. Başka bir işleme ihtiyacımız var mı? Sanırım yok. Bir test edelim. Bir hata yoksa echo OK desin. Sistemimiz bize. Test edelim. Şu anda hata var sanırım. Echo hata diyelim. Ya da şeymiş arkadaşlar. Bakalım. Okeymiş. Burada sanırım fixed var. Bu yüzden hata varsa bile göremiyoruz. Şuradaki fixed'ı kaldırdık mı? Hatamız varsa da yoksa da daha net görebiliriz arkadaşlar. Bakın daha iyi oldu. Bir de şuradan navbarı kaldıralım. Daha düz dursun. Şimdi şuradaki hemen ayar kısmını düzeltelim. Else hata kalsın. Ama çalışıyorsa işlemimizi yapsın bize. Hatta şimdi arkadaşlar çalıştığını SS'i çağırarak gösterelim. Echo SS diyelim. B'yi bize bir yazdırsın. Gerçi bu dizi olduğu için bu şekilde yazdırmayabilir. Printer'a diyelim. Şöyle gösterelim. Şuradaki F büyük diye büyük ihtimalle hata veriyor. Şuradaki F büyük diye. Test edelim. SS line 11 diye bir kontrol edelim hatamız var mıymış. Adı değil ad olacaktı burası. Büyük ihtimalle hatamız burada. Bakın arkadaşlar bağlantımızla ilgili gerekli kodların her birini çekmiş oldum ve bunu yazdırdım. Bunları session'larla fonksiyonlara taşıyacağım. Çünkü başka türlü hatalar olabiliyor. Bu dersimde arkadaşlar hazırlık aşamamız bitti. Bundan sonraki dersimizde ilk başta bir veri eklemeye bakacağız. Veriyi ekledikten sonra bu veriyi mesela anlık olarak güncelleyip çekme işlemini yapacağız. Ve duruma göre hani
Nasıl kullanırsınız artık? Bunları siz belirlersiniz. Benim şimdilik bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.